Bizim de bir tane damadımız var. O da kayınbabasıyla arası çok iyi olsun istiyor. Ve bunun için çok çabalıyor. Bakalım amacına ulaşabilecek mi? Aralarındaki ilişki nasıl olacak? İzleyelim efendim. Alo. Ah yavrum, damadım, döndünüz mü balayından? Ah kurban oldum bu çocuğu, hemen ananı arıyorsun. Yavrum, Allah Allah, zil çalıyor galiba çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Dur yavrum, bekle. Bir adam var evde, bir şey söyleyeceğim. Ya Allah! Çocuğum, heyecanlandım. Adım çok benziyor Ali Sunal'a, biliyor musun? Evet. Ama niye tamam, bekletiyorum. O telefon gerçek çalışıyor değil tabii mi? Tabii ki. Al eline o telefonu. Al, kaldır. Nasıl oluyor bunun kablosu nerede? Uzaktan bağlantılı. Bu uzaktan evet. Bağlantılı da ilk defa duyuyorum. Kumanda gibi. Siz kumandada kordon görüyor musunuz, televizyon kumandası? Yok da bu telefonlar hep kablolu olur. O sizin bildikleriniz. Bunlar bizim şimdi telefonlar. Tamam yani. Tamam tamam, hazır bu. Ha iyi. Tamam. Bir daha alalım mı zil sesini? Yavrum kusura bakma, öyle bir böldüler, bir şey yaptılar. Çocuğum nasıl geçti balayı? Yavrum sana göğüslü makarna hazırladım. Göğüslü. Yavrum. Çocuğum sen nefes atsın ama. Göğüslü değil yavrum, cevizli. Yavrum biz Sinop'ta öyle diyoruz ya, cevizli diyoruz ya makarnaya çocuğum. Ah kurban olurum yavrum. Gelin tabii, evdeyiz. Evdeyiz, baban da evde yavrum. Baban da evde çocuğum, gelin yavrum. Şey yapıyordu. Bizim boru su akıtıyordu yavrum, onu tamir ediyordu babası. Yavrum, damat. Galiba boruya işkence ediyor babana, akıtıyor diye. Ah kurban olayım, vereyim, istemez mi? Tamam. Damat arıyor, seni istiyor. Konuş. Ya muhatap etme beni şuna. İşte konuş. Ya istemiyorum ya. Allah'ını seversen. İstemiyorum. Allah'ın adını aldım. Alo damat. He iyiyim, sağ ol. Bize mi uğrayacaksınız? 10 dakikaya. Damat, biz hiç evde değiliz ya. Vallahi evde değiliz oğlum, ben ne yapayım? Ha, doğrudur. Evet, şu an ev telefonuyla konuşuyoruz, evet. Aa, evdeymişiz. Tamam, gelin. Allah'ın belası. Bize uğrayacaklarmış. Allah aşkına Bilal, şu çocuğa iyi davran ya. Yahu böylesini nerede bulacaksın bu devirde kocacığım? Bak bizim üst komşu vardı, Orçun. Bu kayınpederini hiç görmüyor biliyor musun? Yılda 2 kere görüyor çocuk. Çünkü kayınpederi dünyanın bir ucunda oturuyormuş. Ta Samsun'da. Ay onu biliyor musun? Adam Samsun'da. Hatta çocuk geçenlerde televizyonda bir yarışma programına katılmış. Hani oradan babama selam söyleyeyim, 3.'yü görüşürüz diye. Bak o kerataya. Çok numaracı bunlar vallahi. Kızım sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Bilal. Bu çocuk dürüst, namuslu, bize düşkün, hayırlı bir elbat. Allah aşkına buldun da buluyorsun, hadi. Bunarım ya. Damat benim değil mi? Bulurum da, bunarım da. Sevmiyorum ben bu çocuğu, anladın mı? Sevmiyorum. Sen geleceksin, benim kızımın aklına gireceksin. Sonra onu evlenme vaadiyle kandıracaksın. Sonra da gidip evleneceksin, değil mi? Hakikaten ne hayırsız çocukmuş Bilal. Bilal şu çocuğun Allah aşkına altında bir şey arayıp durma. Bak çocuk senin bütün gıcıklıklarına tahammül etti. Yahu sev şu çocuğu artık lütfen. Ya ne yapmışım ben çocuğa? Daha ne yapacaksın ya? Kızı vermemek için alt komşuya gelinlik giydirdin. Aha bizim kız alın diyorsun. Yer mi çocuk bunu? Yemedi vallahi. Yemediler tabii. Sonra ne oldu, evlendiler. 5 ay evlerinde yaşadın Bilal. İç güveysini değiştirdin, yaptın dış güveysi. Yapma Allah aşkına, kızı taksit verdin ya. Ya bana o çocuğu savunuyorsun, Allah aşkına savunma ya. Savunurum ya. Bana niye onu savunuyorsun ya? Ben adamı sevmiyorum, bu kadar basit. Hayret bir şey ya. Ya yalaka. Vallahi yalaka ya. Bilal. Ne demek Bilal? Sen git, bütün sülaleyi özel günlerde ara. Niye? Sırf aileye sızabilmek için, sanki ben bilmiyorum. Bak ne alakası var değil mi? Ne alakası var? Geçen gitmiş sana şu kolyeyi almış. Ne alakası var yahu, yalaka. O ne alakası var dediğin gün benim doğum günümdü Bilal. Tevekkili değil çocuk, sen unuttun diye Bilal babamla aldık dediydi de taktıydı bunu. Sen ne öküz adamsın ya. Ha, biz tabii şey kolye deyince benim tabii kafam gitti. Canım.
Allah aşkına bırak ya. Mutlu yıllar. Biz gittik damatla. Abunun mavisi vardı. O dedi onu alalım. Ben dedim, Abu ne renk? Hey dedim, yeşil alalım. Çünkü benim karım yeşil çok seviyor dedim. Yemiyorum bunları Bilal. Yemiyorum. Uydur. Ah, kapı çaldı. Hadi. Allah aşkına şu çocuğa iyi davran. Gözünü seveyim ne olur Bilal. Ya niye iyi davranıyorum? Bilal, Allah aşkına ya. Ya sevmiyorum. Arkadaş bu kadar basit. Ben bu çocuğu sevmiyorum. Yavrularım. Biz geldik. Nasılsın babam? Sağ ol kızım. Yahu güzel evladım, canım damadım. Neden zahmet ettin çocuğum? Aşk olsun anneciğim, size layık değil ama yalnız polenlere alerjiniz olduğunu bildiğim için polenlerini tek tek ellerimle ayıkladım bütün çiçekleri. Ah. Yahu sırf yalakalık yapacağım diye gitmiş çiçeği kısırlaştırmış, manyak. Ayakta kaldınız çocuklar. Damat ya, bu çiçek çikolata hayırdır? Sen kızı bir daha mı isteyeceksin? Tamam, tamam. Bitti, tamam. Çok güzel şaka ya. Güldük, bitti, tamam. Hayır babacığım ya. Çiçek annem için, çikolata sizin için. Hem de en sevdiğin çikolata. Bademli. Bademli, hele ver. Babacığım, bademliyi bulamadık. İbrahim gitti, badem aldı da dışarıdan içine tek tek yerleştirdi de çikolatalarını öyle getirdik be. Hmm. Ay, kurban olurum. Biraz bayat. Ama olsun yani, artık ne yapalım yiyeceğiz. Ayakta kaldınız, otur. Hadi otur. Müsaadenizle ben ellerimi bir yıkayayım, lavaboya kadar tamam, gideyim. Yavrum. Ellerim bademlidir. Ah güzel. Dışarıda da lavabo var aslında. İyi, burası iyi. Maşallah yavrum ha. Ağzım da öyle dolu. Afiyet olsun babam. Kızım, bu camış sana iyi bakıyor mu? Aşk olsun baba, bakıyor tabii. Hayatımın en güzel günlerini onunla geçiriyorum. Aa, yutamıyorum kızım. Vallahi bu lafını yutamıyorum. Ne demek hayatın en güzel günü? İyi düşün. Ben seni küçükken hayvanat bahçesine götürmüştüm. Orada sana bir tane bebek almıştım. Belki de hayatın en güzel günü odur, öyle değil mi? Bak iyi düşün. Allah aşkına ne alakası var bir daha? Ne saçmalıyorsun ya kızım? Boş ver sen babanı, anlat. Nerelere gittiniz, nereleri gördünüz? Anlat kızım. Vallahi çocukken görmek isteyip de bir türlü gidemediğim her yere götürdü beni İbrahim. Nereleri? Mesela Paris, mesela Milano, mesela Berlin. Ya siz balayına mı gittiniz, Avrupa turnesine mi çıktınız ya? Baksana şu damat iki dakika oturtmamış kızı, oradan oraya sürüklemiş canım kızım. Kıskanma Bilal, kıskanma. Ah iyi kızım, mutlusun yani, her şey yolunda değil mi? Çok mutluyum evet. Ya niye kıskanacakmışım ben onu he? Ben kıza tam vize çıkardım, gitti o camışla evlendi. Babacığım aşk olsun ama bak sen gezmeyi sevmiyorsun ki hiç. Ayrıca ben çocukken bile Kadıköy'e karşıya geçeceğim zaman pasaportun yok, geçemezsin diye yıllarca kandırdın beni. Aşk olsun kızım ya. Ben sen trafikte bunalma diye öyle yaptım. Ama kızını düşünmek hataymış meğerse. Vallahi rahatladım. Babacığım boğazınız da kalmış. Sağ ol canım benim. Bu arada sizin yorulmanıza gerek kalmadı. Ben lavaboyu tamir ettim, hallettim. Sorun yok yani. Ah benim canım yavrum. Ellerine sağlık. Rica ederim. Haftalardır da akıtıyordu. Allah Allah. Ben onu tam hallediyordum da. Neyse artık. Çekelim. Yavrum gel biz içeriye gidelim. Babaannenden deden gelecek yemeğe. Gel sen de çayları hazırla. Hadi yavrum benim. Ya hadi. Anne ben gelmeyeyim ya. İpucumu özledim ben. Ya. Deli. Yerim seni karıcığım benim. Tamam. Hadi. Oldu bro. Görüşürüz. Eleman. Hadi eyvallah. Selam söyle. Ya bizi niye baş başa bırakıyorsun? Damat, ne yaptınız balayında? Hele anlat. Yani sakın ha, ne yaptınız derken? Hani yani gezdiniz, tozdunuz. Tövbe tövbe. Tabii canım, babacığım yani balayın... Yani ne yapılır ki? Gezdik, tozduk yani. Çok saçma bir şey ya balayı yani. Adına baksanıza. Baldan yapılmış bir ay. Yani ne kadar saçma değil mi? Ne olabilir ki yani? Evlilik nasıl gidiyor? Kızımı üzmüyorsun öyle değil. Ay hiç öyle şey olur mu? Her şey yolunda gidiyor. İyi. Saygı, sevgi çok önemli. Evet. Sen karını, o da seni sevip sayacak. Çocuklarınız da size aynı şekilde hisler beslesin. Öyle. Tamam. Bak bu arada çok arayı uzatmayın. Ben bir torun istiyorum artık. Ha, merak etmeyin babacığım. Biz çalışmalara başladık. Çalışmalar?
babacığım yani siz de çok iyi bilirsiniz. Çocuk öyle ha deyince hemencecik olmuyor. Tamam. Ya sürekli bir çalışmak, çabalamak gerekiyor. Uzmanlar da mesela olmadıkça deneyin diyor mutlaka yani. Sürekli deneyin, mutlaka şey yapın diyor yani. Anlatabildim mi? Bir yıl boyunca mesela hiç durmadan... Şey yapmak lazım, bu şey yani önemli bir konu. Tabii. Ve hevesle anlatıyorsun bunu. Evet. Çünkü torun da vermek istiyorsun. Tabii ki. Babaya. Tek amacım o. Onun için çok ciddi, çok heyecanlı ve takır takır söyleyip bütün hevesini göstermen lazım. Tamam. Bu performansın daha tempo, daha iki katı yani. Arayı çok uzatmayın. Bir torun istiyorum, tamam? Ay merak etmeyin babacığım, biz çalışmalara başladık. Çalışmalar? Babacığım siz de bilirsiniz ki çocuk yapmak için bazı çalışmalarda bulunmak gerekiyor. Yani biz o çalışmaları evlendiğimizden beri yani. Dediğim gibi çalışıyoruz yani. Çok çok çalışkanız biliyor musun yani böyle? Yani uzmanlar da söylüyor mesela, olmuyor mu çocuk? Daha fazla çalışın diyor yani. İyice çalışın diyor yani. Çok çalışın diyor yani. Bunu bir egzersiz olarak düşünün mesela işte. Ben mesela mekik çekiyorum gibi düşün ama. Ama zayıflayamıyorum. Ne yapacağım? Mekik çekmeye bırakacağım mı? Hayır. Çalış, çalış, çalış sürekli. Neler gibi çalışıyor. Komando gibi çalışıyor. Tamam. Ya o çünkü olmadı mı? Fena. Yeter ulan. Olsun diye de çalışmalar. Yeter ulan, yeter. İstemiyorum ulan torun morun. İstemiyorum, yeter artık. Ben nasıl muhabbetin içine düştüm ya? Bir keresinde çalışıyoruz. Ha. La git şu kapıya bak. Kapı evet, tam zamanında geldi kapı. Ben gideyim kapıya bakayım. Ya kız babası olmak ne zor iş ya. Kızı veriyorsun. Bir de yetmiyor o verdiğinle muhatap olmak. Ooo anacığım babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Baba hoş geldin. Hoş bulduk maşallah. Çok çalışkan çocuk ya. Oğlum sen nasılsın? Sağ ol babacığım, iyiyim. Buyurun oturun, ayakta kaldınız. O şey nerede? Anladınız işte, birbirimizi yormayalım. O nerede o? Damat mı? He. Pantolarımızı aldı, asıyor. Astım, astım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasıl da özlemişsin benim? Canım, canım benim. Aslan bu ya, aslan. Aslan değil bu, kaplan bu. Kaplan! Anneciğim, babacığım, vallahi beni bu kadar sevmiyorsunuz neredeyse ya. Siz ne ara sevdiniz ha bu damadı? Amsterdam'da. Ne? Amsterdam'da. Neredeymiş? Amsterdam'da. Bir haftada bu kadar öğrendiler. He. Amsterdam'da mı? He. He. Sizin ne işiniz var orada? Vallahi evlilik yıldönümümüzü kutlayalım diye damat bizi davet etti. Biz Berlin'deyken Amsterdam'a geçecektik. Baktık tarihler çakışıyor. Elime mi yapacak dedim. İnternetten biletlerini aldırttım. Yanıma getirttim fiksin. Vallahi sabahlara kadar barlar, diskolar dans ettik. Dans ettiniz. Siz. Ya sizi Kaplıca'ya gitmeniz lazım. Bar, disko nedir ya? Hayret, ulan ne yaptın aileme benim? Ya oğlum ne var? Ben damadımız sayesinde kireçlenmelerimden kurtuldum bak. Çok şekerler ya. Çok tatlısınız siz ya. Yemin ediyorum kendi ailem olsa bu kadar severdim. Git kendi aileni sev o zaman. Yani oğlum azıcık da kendi ailenle ilgilen. Onları ihmal etme. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yemeği hazırlıyordum ben de. Duymamışım kapını dinle. Bir daha şu açılmıyor. Şunu açıver. Çabuk çabuk. He ver açayım. En iyi yaptığım iş. Hadi hadi. Açıyor musun? Açıyorum. Sen bunu vuracaksın ki. Babacığım ben yardımcı olayım. Bir dakika oğlum, Allah Allah. Beceremedim. Ha, eliniz acımasın diye diyorum. Bir bakayım. Ya benim. Bir bakayım sıkışmış diye. Ya ben açamadım. Sanki kendi vallahi açtı. Sağ ol yavrum. Yemek birazdan hazır olacak. Tamam geliyor. Hemen açtı. Maşallah. Güçlü kuvvetli kaplan. Ya ne alakası var? Ben kolayladım, o açtı. Evet evet. Zaten yarıya kadar açıktı. Ay bir de mütevazı. Bak. Kayınpederinin hoşuna gitmek için ben zaten kolaylamıştım, açmıştım diyor çocuk ya. Bulunmaz. Hint kumaşı çocuk. Maşallah ya. Kaplan. Ulan çocuk ne yapsa ekmek yiyor ya. Vay.
Bütün aile toplanmış. Baba! Okuldan flüt istediler. Flüt için de para lazım. Para için de 20 lira lazım. Ya salak salak konuşma. Şimdi yanımda bozuk yok. Sonra veririm. Aha bende var. Bahadır'cığım al kardeşim. Babacığım al sen, ben ya. Önemli değil ya. Ne olacak? Şey yapmasaydın. Tamam canım. Hem de 20 lira. Flüt 8 lira. 12'si bana kaldı. Sinemaya gideceğim ben işte. Süpersin. O saçını da kestir. Ya baba dizim başladı ama kumandanın pili bitmiş. Ha kızım ben şimdi nereden bulayım pili? Pili gerek yok ya. Yeni pili. Bu tamam ya. Dur. Ha? Aa, bu idare eder. Oh, al. Kahramanımsın ya. Şunu uzat da Bilal reçetem, bunu bir alıver ilaçlar. Tamam tamam, ben de hallederim. Kahram! damat, benim de biraz sırtım ağrıyor. Seni hastaneye götüreyim ana. Sen kesesin. Kulunç vardır ya, dur bakayım. Var. Geçti şu an. Geçti. Bilal, elektrik gelmiş, fatura. Bakayım fatura. Ha, tamam hallederim, sorun yok. 115 lira mı? Ne demek 115 lira elektrik faturası ya? Fabrika mı işletiyoruz biz burada? Allah aşkına biraz tasarruf, biz parayı kolay mı kazanıyoruz bu evde, rica edeceğim. Yeter ulan! Yeter! Çabuk beni damatla yalnız bırakın. Baba, lütfen. Acele, acele, hadi. Yani biraz abartmış. Senin derdin ne lan? He? Kızımı aldığın yetmedi, şimdi benim bütün ailemi mi alacaksın? Yok babacığım, niye öyle bir şey? Sus! Senin benim yerimde gözün mü var lan? Hayır babacığım, estağfurullah. Konuşma! Terbiyesiz herif. Senin benim yerimde gözün mü var lan? Ailemdeki otoritemi mi sarsmaya çalışıyorsun, pis herif? Oğlum sen ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Seni! Ne? Seni! Ne diyorsun oğlum sen? Bir damadın kayınpederinin gözüne girmesi ne kadar önemli ve ne kadar zor biliyor musun sen baba? Pardon, kayınbaba. Sen o kadar şeyi onun için mi yapıyordun ya? Ne sandın? Evinle kendi evim gibi ilgilendim. Bütün aileni ailem gibi gördüm. Belki bana da oğlum dersin, bir oğlum da ben olurum sandım ama sen beni hiç istemedin. Hiç istemedin! Hiç istemedin! Hey! Tamam oğlum, tamam ya, biz de damat olduk ama yani sen ne yapıyorsun ya? Kavanoz açmak nedir lan? Bir erkeğin kavanozu açılır mı? Hayret bir şey ya. Sen benim kızıma iyi bak. Onun gönlünü hoş tut, benim için kâfi. Ama sen aşırıya kaçıyorsun. Ya hala kim geliyor bu eve ya? Kim mi geliyor? Sana bir sürpriz hazırlamıştım. Çok sevdiğim birisine eve konuk çağırmıştım ama aşırıya kaçmışım. O da fazla geldi tabii. Allah Allah, vallahi şimdi çok merak ettim ya. Kimi çağırdın acaba? Dur ben bakayım. Aşırıya kaçıyormuşum. Ben aşırıya kaçıyormuşum. Değerim bilinmiyor, anlaşılmıyor benim değerim. İbrahim! İbrahim, inanamıyorum. Sen bana sürpriz diye sabah tümeri mi getirdin? O kadar ısrar etti ki İbrahim, kıramadım, geldim. Ay vallahi dayanamayacağım, söyleyeceğim İbrahim. Sabah Hanım, ben sizin gülüşünüze hayranım. Benim için bir güler misiniz? Güldürürseniz gülerim. Anlamadım. Şimdi durduk yerde nasıl güleyim, güldür ha. Ha öyle, tamam tamam. O zaman hemen geliyorum. Sabah Hanım, bu ne ya, o Gamze mi? Yok yok, Ayşe'ymiş. Ha, tamam, tamam. Sabah Hanım, en şişman kadın kimdir? Fatma. Neden? Çünkü Fat İngilizce'den şişman demek. Allah Allah. Geliyor. İbrahim, vallahi sen denizde hiç batmazsın ha. Sen niye diye sor. He, niye? Çünkü senin tipi kayka. Allah Sabah Hanım. Ama siz hiç gülmüyorsunuz ya. Ay siz ne kadar agresifsiniz. Sizin yükselen burcunuz ne? Balık. Yükseleniniz? Ay Sabahcığım Allah aşkına ya. Bu yaştaki adamın yükseleni ne olabilir? Ya kolesteroldür ya şekerdir. Yani Sabah Hanım, şuna... Sabah Hanım! Ya şuna gülüyorsunuz, benim esprilerime gülmüyorsunuz ya. Baba, galiba uyuyan devi uyandırdı. Uyuyan devi ben miyim? Ay, ay, ama kızarıyor. İbrahim. Kızarıyor. Oğlum, tut şunu bir hastaneye götürelim. Ay, hastane dedim. Hadi gel. Gel hastaneye.